Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir yemek kapışmasıyla beraberiz. Kazanamayacaksın biliyorsun o. Görüşürüz. Saçma taleplerle Zeynep ablayı meşgul etmeye çalışıyoruz. Benim kaşım. O benim. Ha senin. Menemen. Zaman varken dönsek mi menemene? Yani. Bugün yanımızda alışkın olmanız birisi, daha doğrusu yeni ekibimizden birisi Zeynep ablamız. Bravo. Sabah. İyi gidiyorsun. Ya hayırlı olsun. Bu devam edecektir arkadaşlar. Sabah şöyle bir şey oldu. Ya yemek yiyeceğiz. Yine yemek saati geliyor. Bir konu açıldı. Konu ne? Lazanya. Şimdi Kerem arkadaşımız da tabii tecrübeli olduğu için dedi ki hocam ben lazanyada kimseyi tanımam. Herkes ezer geçerim. Zeynep abla zaten ezbis geçmiş yani. Zeynep abla bu arada ofisin en çok sevdiği yiyecek lazanya. Yani evet sürekli lazanya yapıyor. Herkesin ortak noktası gibi bir durum var. O yüzden de zaten öğle yemeğinde herkes şu an heyecanlı bir şekilde bizi bekliyor. O zaman kozlarımızı kapıştırıyoruz. Ben izliyorum sizi. Tamam. Biz Riyaz'la bir takımız. Zeynep abla sen bir takımsın. Ben tek. Biz genç, yakışıklı, tecrübesiz aşçılarız. Sen yılların neden profesyonel sen açısın. İddialıydın lazanyada? Senin yanındaki süper küçük yaparım kitle. Diyordum. Süper yaparım diyordu. Bakalım. Beklentiyi küçültüyor bence bana. Beklentiyi küçültüyoruz. En son kimin hangi ürünü çıkardığını bilmeden herkese sırayla tadımını yaptırıyoruz. En çok oyu alan da bir güzel ödül alsın mı? Alsın. Alsın. Alsın tabii canım. Bununla ödülsüz çıkılmaz artık ya. Bu arada Zeynep abla eğer kazanırsan güzel bir ödülünüz var. Tamam. Hadi bakalım. Evet bugün tıka basa doyacağız. O zaman herkes abone olduysa ve hazırsa videomuza başlayalım. Biliyorsan kesin. Kolay gelsin. Şimdi bu işlem bayağı bir uzun süreceği için biz bazı şeyleri hazırladık. Mesela Zeynep abla işte kıymasını önden kavurdu. Biz de malzemelerin belli bir kısmını kestik. Arkada zaten ana makarna, ana lazanya ürünleri bekliyor. Yani biz bir tek süreci hızlandırmak adına yaptık bunu. Hızlı yaptı ya. Hızlı mı? Kopya da çekemiyorum. Aslında hiç yapmamışlar. Zeynep abla nereliydin? Yozgat. Yozgat. Yozgat'ta peki meşhur mudur aşçılar? Vallahi yemekleri güzeldir. Hı hı. Aşçılarını bilmiyorum ama. Yemekleri güzel. Biliyorsun. Yozgat yiyorsun yemeklerimi. En popüler yemeği ne? Arabaşı. Arabaşı. Arabaşı kebabı. Geçen yıl testi. Ha, testi. Aa, orada mı çıktı? Biz evet. Testi kebabı yedik. Kapadokya'da yedik. Evet, Yozgat'ın ama. Kapadokya'da da meşhur değil mi? Genelde Yozgatlı aşçılar yapıyor orada da. Sonra bir de gittik CZN'de. 500 lira verdik. Evet. Canımız fark kısmı. Neydi? CZN'deki et biraz daha yumuşaktı. Kapadokya'daki baharatları biz daha çok beğendik. Tat olarak öyle. Onun dışında sunum zaten CZN'de tam bir show place. Show alanı. Tamam ben şu biberleri salıyorum artık. Yapıştır. Şu domates akar. Sıvıya lazım. Sıvıya. Oradan sanki menemen de çıkabilir ha. Yani zorlarsak menemen. Zaman varken olur. Dönsek mi menemene? Yani orada biraz daha tecrübeyi hakim. Tatlı kaşık var mı? Evet, hazırlamıştım. Saçma taleplerle Zeynep ablayı meşgul etmeye çalışıyoruz. Benim kaşım. O benim. Ha senin. Zeynep abla bizi hor görüyor. Siz yapamazsınız diyor. Yo. Yapabilir misin? Belki benden güzel yapar Kerem. Çünkü çok iddialı. Ben de videoda şey heyecanımız artsın diye böyle iddialı iddialı konuştum. Hiçbir şey çıkmazsa çok üzücü. Sen bu arada kendini büyük hoca almışsın. Sen verdin. Sen verdin bana burayı. Bu kızdı mı orası? Bir şey diyeceğim. Seninki kavrulmuş. Sen sol geç. Benimki kavrulmadı henüz. Buna kaynar su eklememiz lazım. Kaynar olmasa da su eklememiz lazım. Bu yanlış olur. Niye? Biraz suyunu alsın. Ben bilmem. Yok mu? Ben annemi arayacağım. Ben bir yerde çok sıkışırsam annemi arayacağım bu arada. O benim jokerim. Evet. Şu an ilk joker hakkımız gitti. İkincisi Zeynep ablayla tavaları değişmek. Zeynep abla, tavanı kaç paraya satarsın? Satmam tavamı. Tamam. Bu yarışmaysa vermiyorum. Zeynep abla, bizim neyi merak ediyoruz biliyor musun? Sen şimdi her gün yepyeni yemekler yapıyorsun. Mesela YouTube'da izliyor musun yeni yemek? Ben bugün ne yapacağım diye kafan karışıyor mu? Yok. Geçen... Vallahi. Var aklımda. Böyle sabah kalkıyorum, bugün de bunu yaparım diyorum, geliyorum. Yeni tavanı sağlam Zeynep abla. O kadar. Sence kaç yemek biliyorsunuz Zeynep abla? Hiç saymadım. Sence? Korkunca. Kaç yemek biliyorumdur? Senin, ben sana söyleyeyim. Buraya geleli kaç gün oldu? 2 ay oldu. 2 ayı geçti, evet. 2 ayı geçti. De ki 90 gündür bize yemek yapıyorsun. Ben hiç aynı yemeği 2 defa yemedim. Bir haftada farklı yemekler evet, yapıyorum. Evet, yani hiç aynı yemeği yemedim. 90'ını ben gördüysem sende bir 1000 yemek vardır tatlısıyla. Bilemem. Ama hepsi birbirine saymadım. Benziyor tabii.
Burası senin kafa gitti. Sen bızdıklı mesela acaba. Düz Türk yemekleri yapıyorum. Bırakın o öyle kalsın. Tabii, bu arada şey yardım ediyorum. Kerem en son girmeden önce YouTube'dan lazanyanın tarifini okuyordu. Ben çok bilgili. Göz gözledim. Onunla bir şey yok. Bu arada bu homojen şu anda kavruluyor mu acaba? Kavruk. Tekniği bileyim biraz. Ver. Aferin. Buna yemek yapan insan. Ben hiç öyle takmam. Üstündekiler dökülür yere ama kaşığın. Ha, ben yalayıp koyuyorum yanakta da. Ayıp olması için. Hadi şimdi kokusuna laf et. Şimdi de kötü kokuyor de. Yo, kötü kokuyor demedim. Kokusu gelmez çiğ daha yeni dedi. Çiğ dedim. Bu aralar bence biraz... bu benim kıymamın kokusudur. Değil. Ben beşamelime başlasam olur mu? Hayır olmaz. Kimyonun... Sizinkini 5 saat bekleriz pişmesini. Bekle. Neden? Kimyonun mesela sen kıymaya kattığı tadı... Ben kimyon katmadım. İşte mesela ne mesela kadar büyük bir dezavantaja dönüşeceğini göreceksin. Göreceğiz. Bu oyunda kimyon bize oyun getirecek. İzle ve gör. Tamam. Kaç kat yapacaksın? Kıymama göre. Belirlemedin yani ölçüyle yapmadın. Belirlemedim. Biz ölçüyle yapıyoruz. Ben hiç ölçüyle yemek yapmıyorum. Anladım. Kaç katlı oluyor? Siz gram gram yapıyorsunuz galiba. Biz gram gram yapıyoruz. Bizimkisi tahminimce 4 katı olacak. Çünkü 300 grama 3 kat çıkıyor. Kat başı 100 gram. Bir de birazcık seyrek koyuyoruz. Şimdi Riyaz'ı biz malzemeden kaçmazsak eğer 7-8 yolumuz var. Lazanyada önemli olan şey ekmeğinin arasındaki o lazanyanın çıtır ya da yumuşaklığı. Ekmek değil. Kerem'im, kaç kere lazanya yaptın bebeğim? Ben bir kere. Bir kere. Evet, o da güzel. Çok beğenildi mi? Yok. Kime yaptın? Sen iddian ne o zaman? Ben ilki böyle yaparım, böyle yaparım. Sen benden Hayır, tarafa geç. Ben size demedim ki ilki güzel. Burak. Ben şunu savundum. Sen benden İlk tarafa geç. İlkini yaptığım için tecrübem oldu. İkincisinin daha iyi olacağını düşündüğüm için iddialıyım. Bak Riyaz seni bırakıyor. İnşallah. Benden tarafa Burak. Geçiyor. Hayır. Bak güvenim var mı? Var. Bak güveniyorum. O ayrı konu. Domatesleri koyma vakti. Güvensizliğin var. O şey bakış var ya, sen mi bilirsin de yani. Bok gibi olabilir. Bakıyor yani. Ben güveniyorum. Benim kıymam tamam. Bu kötü olacak bir şey pişe. Sınıfın şeyi başarılı öğrencisi. Bitirdi. Tamam, beşamele geçebilirsiniz yani eğer bir geçeceğim tabii Zeynep ki. Anacığım. Bro sen ona bak, ben ne yaptığını izleyeceğim. Aynen. Sen tüyoları al. Bir de bu arada iyi tavayı da aldı. Bize gitti kızartma tavası verdi. Biz de bu tavayı da yapacağız. Hadi bak sana iyilik yapayım. Tamam. Yapayım. Tereyağı böyle yapmazsan hemen ne olur? Tutar. Yok, bir şey olmaz. Kaç? 3 kaşık mı koyuyorsun? Genelde 4 koyuyorlar. Şuna şu, okey şunu. Siz 4 koyarsınız artık. Biz 4 koyacağız zaten. Bir tane daha alacağım benim. Bir tane daha koymasak mı ya? Koy koy. Yapalım. Biraz fazla göz kararı takılıyor gibi geldi. Diyor kimyon. Boyum yetmiyor bu arada buraya. Allah'a ben destek. Yediğimiz şeyi hatırlamıyor musun? Karabiber tufağına. Ama çok tam. Güzel oldu içi. İçi güzel. Vallahi. Koku yapalım. Benimkinden de güzel oldu. Kokusunu Zeynep abla yaptım. Destek. Aynen. Oğlum Zeynep abla bir 90 olacak şimdi bunun yüzünden. Ege gibi oldum. Paratoner gibi gezecek şimdi aramız. Evet. Bak böyle ne güzelmiş. Bu birazcık derinlensin. Benimkinin rengi böyle olmadı. Yapamamış. Kaç yıllık aşçı bir tane gencecik oğluna. Aşçı değilim ki ya. Hayır hayır. Sen i̇şte yılların değil. Profesyonel. Normal işte. Ev yemekleri yapıyorum. Yok. Sen gördüğüm en iyi 3 aşçıdan birisi. Diğerleri kim? Biri annem. Diğeri babam. Hakikaten güzelliğe bak. Yumurta mı kırsak? Sen aynen. Sen menemeni çevir. Kıymalı yumurtaya dönmesine çok az var ya. Şimdi patates biraz şey yapalım, kızartırız şundan. Yanına da tat koy direkt. Bu tas kebabına dönüyor bu arada. Hadi bakalım. Riyaz ben sana onu söylüyorum. 3 yemek kaşığı tereyağı atıyorsun. Bence sıkıntı yok bu arada. Tereyağın bol olmasın. Benimki 4 oldu. Ben tamam. Yani beşamel sosunuzu yapabilirsiniz. Oğlum şu şeyde tencereyi hiç sevmiyorum ya. El yakanlardan. Ben psikolojik baskıya geçiyorum. Ağzım bizde boşluğu değil. Bir tane lazanya alayım mı? Riyaz lazanya istiyor. Lazanya. Gelme. Un nerede? Solda mı? 4 yemek kaşığı un atılıyor.
Kız bu un kavruldu direkt bu tavadan dolayı. Yo yo, o kavrulacak, tamam sen onu karıştır. Gitti. Ne karıştırdın? Gitmez, tamam öyle olacak. Yine karıştır mi? Güzelce. Açılacak mı, emin misin? Evet. Sıvıya dair bir şey kalmadı. Tamam, sıvıya o şey olunca zaten süt koyacaksınız. Yok, süt versene. Bayağı at. Kazanacağım gibi duruyor. Ne alacaksın bana benimki ben kazanırsam? Ne istiyorsun? Bilmem, ne isteyeyim? Soğuk baklava. Soğuk baklava? Evet. Tamam, sana tamam. Evine bir kilo soğuk baklava göndereceğiz. Bu arada bizim de sosumuz olay oluyor yani. Bu lazanyan kırıldı. Lazanyam kırıldı. Yapamadı. Kerem, yapamadı. Sus. Yapamadı. Kerem ya. Yapamadı. Ya bizim kötü bir şey yapma şansınız var mı brocum? Yıllardır yani. Yıllardır lazanya yapıyorlar. Hayır. Benim çocuklarım. Biz yıllardır iyi iş yapıyoruz. Biz eskiden müzik yapıyorduk, orada değildik. Bu ne ya? Döktüm kıymayı. Bu arada ben Zeynep ablanın bakışlarına baktım. Gerçekten kıskanarak baktı. Evet, çok kıskandım. Gerçekten kıskandın ama. Bakalım. Seninkinden daha iyi kıyma. Doğruyu söyle. Güzel. Benimkinden güzel. Ve ben bitiriyorum. Zeynep abla, bizi doyurmakta zorlanıyor musun? Yok. Siz her şeyi yiyorsunuz çünkü. Riyaz o kadar zorlanıyor ki. O kadar kötü oldu ki. Beşamel sosları çok koyu. Hep kuru kalacak lazanyaları. Yani ve çok baharat attı. Acı olacak. Baharatı çok fazla olacak. Benimki daha güzel. Ben alacağım. 2 kilo baklava kazanıyorum. Sen kime bulaştığını fark etmedim. Bakalım kim kime bulaştı. Çok iddialı konuştu. Dayanamadım. Biraz kaşar alıp kaçabilir miyim? Niye kız? Kaşar lazım bana azıcık. Tepsileri değiştirmediniz değil mi? Bir öyle bir şey. Mantıklıymış be. Niye aynen. Sana oyun kazandıralım? Bu benim. Kazanamayacaksın. Biliyorsun o. Görüşürüz. Peki. Haydi. Fırın nerede? Fırın yok. Nasıl yok? Ya abi fırın yapılsın hemen. Hadi abi fırın. 5 dakika nar gibi kızarsın tamam mı? Fişi takmamışsınız. Oğlum bu fiş nereye takılacak? Şimdi alt üst fırın muhakemesinin sonucunda şuna karar verdik. 7-8 dakika sonra bir değiştireceğiz. Toplamda 15 dakikalık bir pişirme sürecimiz olacak 180 derecede. Ben üstünün kızarmasına bağlı. Siz 15 dakikada çıkarabilirsiniz. Tamam biz de gözleyeceğiz. Abi çiğ olmasın. Sen bir git. Basket çık. Git buradan. Git. Ya 15 dakika. Olur git ya. Umarım yeriz. Çık. Ne olur. Yemeyecektim. Ben sipariş veriyorum o zaman. Sipariş falan. Baka baka yeriz o zamanları. Ya azıcık daha pişecek. Benimkinin rengi niye böyle oldu? Onunki çok güzel oldu. Kerem. Ne oldu be? Sizinki çok güzel duruyor ya. Aa sen beceremedin. Olmamış mı? Siz var ya şeyi çok koydunuz bence kaşarı. Ya bilmiyorum benimkinin rengi neden böyle oldu? Kerem benimki çok güzel oldu. Onlar kaşarı çok koydu herhalde. Bunlar değiştirdi mi acaba işte tepsileri? Tepsiyi mi değiştirdiniz Kerem? Yok. Ağlayacaksan oynamayın. Bak baştan söyle. Ağlamayacağım. Tadı önemli. Görüntüsü değil tadı önemli. Aha. Arkamdan ne yaptı? Hiçbir şey yapmıyor ya. Ama sizinki dinlendi. Benimki dinlenmedi. Çekil ya. Daha devam mı böyle? Sen hani mi? Ağlan, göz ben yaşları. Mi keseyim? Bıçak elinde diye çok ya, hızlı laf edemedim. Çok güzel. Kerem. Bitti mi gözyaşları? Ağlamam falan bitti mi? Hallettim mi o meseleleri? Ben yemeğimin arkasındayım. Ne olursa olsun. Eğer okeysen biz hazırız. Okeyim. Tamam. Artık ben de hazırım. O zaman teker tadım ekibi de çağırıyoruz. Evet. Tırpanlar gelsin. Evet. Samet. Gel. Oğlum sen dolaşıyor musun burada? Neredesin? Tam bir gurme olarak ilk senin tatmanı istiyoruz. Bu taraf bir takımın, bu taraf bir takımın. Evet. Kimin hangisini yaptığını bilmiyorsun. Biz de söylemiyoruz. Bir tanesini seçeceksin. İkisinin de tadına bakarız. Biz bekleriz. Sen güzel. 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 Ya buraya.
Gel buraya. Buradaydın. Bu senin bu arada kabiliyetsizliğin. Evet. Bir şey demek istemiyorum ama mahvettim Zeynep ablamın yemeğini. Hangisinin benim olduğu belli değil ama Samet. Keskin bir fark görmüyor musun? Bir tanesini direkt kokladın. Hani yiyesin de. Şimdi... Şekil, tat nasıl istersen. Şekil mi çok iyi? Şekil olarak bu biraz daha bozuk gibiydi. Hı-hı. Ama tat olarak daha böyle hoşuma gitti. Hı-hı. Daha bir akılda kalıcı bir tadı var. Bunun akılda tadı biraz yalan kaldı. Ortalama bir puan verecek olsan puan, yani birine puan vereceksin. Birine puan vereceksin. Birine 10 üzerinden puan mı vereceğim? Yok, birini seçeceksin. Ha, birini seçeceğim. Bir, hangisi tamam. Daha iyiydi? Şu daha iyiydi bence. Tatlı. Tamam. Tamam. 1 puan burası bir aldı. Hı-hı. Evet. 1 puan. Teşekkürler. Hadi bakalım. Şöyle. Teşekkürler. Rica ederim. Sen ikisini de alırsın. Tamam, çok heyecanlıyım. Gel gel. Ege gel. Görünüş, tat, doku. Doku. Tamam. Buyur. Giriyorum. O şey önemli. Mesela doku. Az önce kaşar şey olmadı, ona hiç mesela yorum yapmadı. Ona yapmadı. Evet. Buyur. Şimdi ben burada önce görünüşten başlayayım. Bir de içine de bakacağım ben. Tamam. Arkadaşlara da göstereceğim. Tamam. Şimdi içinde domatesler küçük küçük. Bak. Biberler küçük küçük, soğanlar küçük küçük. Evet. Bunlar bence önemli. Böyle ağza gelmemesi peki, gerekiyor. Peki. Kaşar biraz kurumuş. Kuruk. 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 Ben bıçak vallahi getireceğim ya. Yok abla, gerek yok işte. Kesin yarın mi? Atık. Okey. Üzerinde baskı var gibi düşünme. Baskı yok, asla yok. Evet. Kesinlikle yok burada. Kesinlikle yok. Bunun kaşarı güzel, görünüş güzel, üstte. Bir de içine bakalım. Bunun içi yok. Egoşum da her şeyi. Bunda ben de lazanya alıp kalktığını görmedim şu ana kadar. Evet. Bunda ne sıkıntı var biliyor musun? Bu dürülmüş. Bu birbirine girmiş. Bu ortaydı, o köşeydi. Hmm. Tamam. Bak. 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 Gel. Bibere bak, bibere. Sanki şey menemen yiyoruz anasını satayım. Bu biber ne? Bu brozun işi olabilir. Domatesler böyle. Ege'yi o kadar süre ekipte göremeyeceksiniz ki. Yani bak, o kadar uzun süre. Yani böyle 4 yıl sonra falan belki tabii, bir tabii videomuzun aynen. bir kısmında arkada görünebilir. Yani hani böyle... Onlar blurlu. Ama belki tadı daha güzel. Bakacağız. Evet. Görüntü değil, tat etti. Önemli yok, bence. Nındar etti. Nındar etti ama. Nındar işte içine baktı. Yok o büyük dedi, yok şu küçük dedi. Bu. Ama bir şey diyeceğim. Hı. Anladım yani sonucu ben. Evet. Başarılı. Gerçekten başarılı. Tamam. Ben de ikisini alırım. Yemek için bu arası sonunda bir şey yaptım. Doğru. İstediğin gibi yorumla. Günün sonunda işte tadına, şekline, kokusuna artık neyine yorum vereceksen bir tanesini seçeceksin. O yüzden. Ha, bir tanesini mi? Evet. Tabii. Bu daha iyi değil. Hangisi daha şey iyiyse. Ben yiyeceğim tabii. Evet. Tamam. Çok aç. Kurme diye aç düşünemiyorum. Hiç düşünemiyorum. Çok açım ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok açım. Sabahtan tamam. Beri açım yani tamam, burada. Gel ben sana yardım edeyim. Hemen. Bu arada güzel böyle. Önce artık bir sus artık. Sen çok acıktın bu arada. Önce yorum yapmayacağım iyiyim. Tabii. İkisini. Bir kıyasla. Tekli bir enteresan. Bunu kesinlikle Zeynep abla yaptı. Tamam, Zeynep ablam bunu yapmış. Tamam. Kesinlikle. Hemen yorumumu yapıyorum. Tamam. Kesinlikle 10 üzerinden 10. Yapma ya. Kesinlikle. Bu çok kuru olmuş. Bana kuru geldi. Ama fırından bir tık daha önce çıktı, o yüzden olmuş. Bu daha böyle sulu sulu. Ben söylemiştim zaten. Ben bu böylesini seviyorum. Bu dipdiri kalmış. Ve tuz olarak bence bunun tuzu daha iyi. Orayı seçiyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. Al ikisini de gitsin. Ama bunu çok da almaya da çok gerek yok. Tamam bırak o zaman. Bırak bırak. Bırak bırak. Dur aç. Bırak lan. Riyaz alır mısın? Ortadoğu Balkanların en lezzetli yemek yapan, değil yemeği yiyen kadınıyım. Annem Bolu, babam Kayserili. Kaybetti şu an yarışma. Önce kokusuna bakalım tabii ki. Bir tık biber içi. Şöyle bir yiyelim. Maşallah. Manyak olayı. Güzel biraz hastalıklı. Bütün cinsiyet toplu bir aynen. Şöyle bir dakika. Bizim ekipte sıkıntılar var. Ortadan. Açım saat kaç oldu, öldüm açlıkta. Bakıyorum. Konu çok tadımlık değil de psikolojik gibi geliyor bana ekip. Bunun domatesi az ama bu daha lazanya. Bu. Bu daha lazanya.
Bu, bunu seçiyorum. Biz biraz yöresel tadı. Peki, tamam. Şey, ikisini de aldık. Ama sence arada ciddi bir fark var mı? Sen hangisi hayır. Sizinki diyorsun ya hani, bunu gerçekten arada kaldığın için. Camura batıyor. Şimdi yarın Zeynep abla yapacak için yemekleri, o yüzden bir düşün ama. Bak, bak, insanları geliyorsun, insanları aç bırakacağım işte diye tehditle savuruyorsun, imzalatıyorsun, evraklar başka yerde yemek yerseniz işte bilmem kaç bin lira haciz cezası gelir evinize falan. Ciddi ciddi. Yok, ikisi çok lezzetli bu arada, bu da çok inanılmaz evet, lezzetli evet. Ama bu daha evet. Lazanya yani bu arada dedim. Safe oynuyor, bak öbürleri evet. Yerde hani buralar, gitti. Evet, buraların aramı bozmayayım ki. Yarın öbür gün bir Reels olur, TikTok olur. Bro değil oğlum. Bak biz de arayı bozsa, tamam neyse bir şey olmaz. Zeynep ablayı arayı bozsa daha kötü olur. Hayır, ben iki kimseyle arayı bozamam. Kimseyi evet. Kıramam. Teşekkürler, afiyet olsun evet. Bana. Ben lazanyadan anlamam. Lazanya pek yemem ama karnım acıktığı için şimdi giriyorum. Acıktığın için videoyu daha iyi mi olur? Aynen. Niye bizim kanalı böyle görüyorsun? Hani yemekhane mi burası? Kitabına bakıyorum şimdi. Yemekhane mi burası? Hangisini kimin yaptı? Yemekhane mi? Kimin yaptığı belli değil. Gayet iyi. Doku farkına bakalım. Heh, şükür ya. Biri yalandan şuna bak. Kat kat olmuş mu diye bakıyorum. Bu arada bu pek puanları zaten okay görüyorsunuz. Ya. Hani kim kaç puan aldı onu şu ana kadar gördünüz. Ama bu da iyi. Bu güzel ya. Bu da güzel ama. İkisi de güzel. İkisi de güzel. Bence sen çok kastın. İkisi de güzel. Çok arada kaldım. Valla. Çok arada kaldım. Bir kere daha deney. Tamam. Bir tur daha. Somer Şef de mesela böyle yapıyor. Çok beğendiği bir ürün varsa kesin ben anlamadım deyip bir çatal daha alıyor mesela. Evet. O da bizden. O da bizden. O da benim tabii. Bak, bir çatal daha alıyorum. Master RND'ye doğru gideceğiz. Aslında iyi format. Ben bu derdim. Ama... Niye öyle derdin? Çünkü bu güzel. Bu kötü mü yani? Öbürü yani kötü değil bence ama... Oğlum az önce arada kaldım dedin ya. Kötü değil ama şey gibi... Kerem sınırları zorluyor. Yani, nasıl diyeyim? Biraz da börek gibi geldi. Şeref puanı var lan. Bu ya. Saçmalık. Kim yaptı? Bu, ben. Bu. Zeynep ablam. 5'e 0. Zeynep ablamı kocaman tebrik ediyorum. Bravo. Gel. 5'e 0 mu? Evet. 5-0 yendim. 5-0 yendim. Güzel menemen yapmışsınız bu arada. Ya menemen... Ege çıkar ben videodan. Şey, biraz daha böyle videodan şey... Videodan alır mısın? Börek şeyi var. Birazcık börek şeyi var. Dokuları var. Zeynep ablamı huzurunuza. Şampiyon. Hocam. 5-0. 5-0 bronzu yendim. Bronz mu? Kerem de attı ya. Daha ne iddiasıydı kardeşim, ben kaçıyorum. Biz bir ekip kanalı değil miyiz? Ben sana dedim ki benim tarafıma geç dedim. Geçmedim. Geçtim zaten. Doğru. Öyle bir teknik geldi. O domatesler yani. Niye bir güzel düştü sen? Bilmiyorum. Evet, bana suikast gibi domates doğradın. Ben şimdi ağzıma... Neyse. Evet arkadaşlar, Zeynep ablacığım 1 kilo soğuk baklava kazandım. Evet. Ailene hemen göndereceğiz bu akşam. Evet. Cuma günü. Zaten evet. Güzel bir hafta sonu. Bütün hafta sonu yemeniz dileğimle. Tebrik ediyoruz tekrardan. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Bu eğer bu format tutarsa biz seninle birçok ab... eğer bu formatı arkadaşlarımız beğenirse başka ürünlerde de bu formatı tekrar seni deneyeceğiz. Seninle su börek, kapışacağız. Su böreği yaptırayım biz size. Biz su böreğinde bu arada iyiyiz. Biz daha çok börekçi. Yani biraz daha kurutsak evet olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz de izninizle artık yiyelim. Görüşürüz ya. Acıktık. Gözüm karardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bay. Yasir.